Bir anı Hasan'la aynı memeden emdiğinizi biliyor musun? Bunu biliyor muydun Emir Ağa? Kadının adı Sakin'eydi. Açık renkli, mavi gözlü, bamiyanlı bir hazara. Eski düğün şarkıları söylerdi. Aynı memeden emen insanlar süt kardeşi yani kardeş olur. Bunu biliyor muydun? Bir anı Adam başı birer rupi çocuklar. Yalnızca birer rupiye size gerçeğin örtüsünü kaldıracağım. Yaşlı adam yerde oturuyor. Sırtını toprak bir duvara yaslamış. Kör gözleri eritilmiş, bir çift derin kratere dökülmüş gümüş gibi. Falci bastonuna yaslanmış, yumru yumru eliyle çökmüş yanaklarını sıvazlıyor. Sonra avcunu bize uzatıyor. Adam başı bir rupi, gerçek için fazla sayılmaz ha? Hasan kayışı benzeyen ele madeni parayı bırakıyor. Ben de aynısını yapıyorum. En rahim ve en rahman olan Allah'ın adıyla diye fısıldıyor yaşlı falcı. Önce Hasan'ın elini alıyor. Avcunun içini boynuza benzeyen tırnaklarından biriyle sıvazlıyor, tırnağını çeviriyor, çeviriyor. Sonra parmak Hasan'ın yüzüne konuyor. Yanaklarının kulaklarının çevresinde ağır ağır gezinirken kuru hışırtılı bir ses çıkarıyor. Nasırlı parmaklar Hasan'ın gözlerine sürülüyor. El tam orada duruyor, oyalanıyor. Yaşlı adam yüzünden bir gölge geçiyor. Hasan'la bakışıyoruz. Yaşlı adam Hasan'ın elini çeviriyor, rupiyi Hasan'ın avcuna bırakıyor. Bana dönüyor. Senden ne haber genç dostum? duvarın öteki tarafında bir horoz ötüyor. Yaşlı falcı elimi tutuyor, hemen geri çekiyorum. Bir rüya. Bir kar fırtınasının ortasındayım. Rüzgar yüzümü kamçılıyor. Tabakalar halinde hızla savrulan kar taneleri gözlerime batıyor. Ben beyaz katmanların arasında tökezleyerek ilerlemeye çalışıyorum. İmdat diye bağırıyorum ama rüzgar çığlıklarımı boğuyor. Düşüyorum karın içinde soluk soluğa yatıyorum. Beyazlığa karışmışım rüzgar kulaklarımda inildiyor. Karın taze ayak izlerimi sildiğini görüyorum. Artık bir hayaletim diye düşünüyorum. Ayak izi olmayan bir hayalet. Yeniden haykırıyorum. Umut da ayak izleri gibi hızla kayboluyor. Ama bu kez boğuk bir yanıt geliyor. Ellerimi gözlerime siper ediyor, güçlükle doğruluyorum. Dalgalanan kar perdesinin arasında yüzüme bir hareketlilik bir renk kıpırtısı çarpıyor. Sonra tanıdık bir biçim beliriyor. Bana doğru bir el uzanıyor. Avuç içindeki derin, koşut yarıkları seçiyorum. Karın üzerine kan damlıyor. Eli tutuyorum ve ansızın kar kayboluyor. Elma yeşili otlarla kaplı bir tarlada duruyoruz. Gökyüzünde yumuşacık bulut demetleri salınıyor. Başımı kaldırıp bakıyorum ve gökyüzünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu uçurtmaların doldurduğunu görüyorum. Öğleden sonra ışığında donuk donuk titreşiyorlar. Geçit bir sürü çerçöple maloz yığınıyla doluydu. Patlak bisiklet lastikleri, etiketi soyulmuş şişeler, yırtık dergiler, sararmış gazeteler, kırık tuğla parçaları, devrilmiş beton direkler. Bir duvarın dibine yan tarafı delik paslanmış bir demir fırın atılmıştı. Ama bütün bu döküntünün içinde gözlerimi ayıramadığım iki şey vardı. Biri demir fırının az ilerisinde duvara yaslanmış olan mavi uçurtma, biri de Hasan'ın kırık kiremitlerden oluşan bir öbeğin üzerine fırlatılmış kahverengi kadife pantolonu. Bilemiyorum dedi Veli. Babam günah olduğunu söylüyor. Sesi güvensiz, heyecanlı, korkuluydu. Hasan yerde yüzü koyun yatıyordu. Göğsü toprağa yapışmıştı. Kemal bir kolunu, Veli öteki kolunu yakalamış, dirsekten büküp geriye doğru kıvırmış. Hasan'ın ellerini sırtına yapıştırmışlardı. Asef onların tepesinde dikiliyor, kar botlarından birini Hasan'ın ensesine bastırıyordu. Babanın haberi bile olmayacak dedi Asef. Ayrıca saygısız bir eşeğe haddini bildirmenin neresi günahmış? Bilemiyorum diye kekeledi Veli. Sen bilirsin dedi Asef. Kemal'e döndü. Senden ne haber? Ben yani... Yalnızca bir Hazara dedi Asef. Ama Kemal gözlerini kaçırmayı sürdürdü. Asef kestirip attı. Pekala sizi korkaklar. Onu tutun yeter. Bu kadarını becerebilirsiniz herhalde. Veli ile Kemal başlarını salladılar. Rahatlamış görünüyorlardı. Asef Hasan'ın yanına diz çöktü. Hasan'ın çıplak kalçalarını tuttu kaldırdı. Bir elini Hasan'ın sırtına dayadı. Öteki eliyle de kemerini çözdü. Kot pantolonunun fermuarını açtı, kilotunu sıyırdı. Hasan'ın arkasında konumunu aldı. Hasan mücadele etmedi. Bağırmadı bile. Başını hafifçe çevirdi. Yüzünü gördüm. Bu yüzdeki teslimiyeti gördüm. Bu ifadeyi daha önce görmüştüm. Kurbanlık bir koyunun yüzünde. Yarım İslam takviminin son ayı Duhul Hijab'ın 10. günü. 3 günlük bayramın oğlunu Allah'a kurban etmesine ramak kalan İbrahim peygamberin anısına kutlanan kurban bayramının ilk günü. Baba bu yılki kurbanı kendi eliyle seçti. Kıvrık, kara kulaklı, pudra beyazı bir koyun. Hep birlikte arka bahçedeyiz. Hasan, Ali, baba ve ben. Molla duasını ediyor, sakalını sıvazlıyor. Baba duyulur duyulmaz bir sesle mırıldanıyor. Hadi bitir şu işi. Bitmek bilmez dualar, ete helal etme töreni canını sıkmış. Bütün dini safsatalar gibi. Bu kurban öyküsüyle de alay ediyor. Ama kurban kesme geleneğine saygı duyuyor. Geleneklere göre et üçe bölünüyor. Biri aileye, biri dostlara, biri de fakirlere. Baba her yıl etin tamamını yoksullara dağıtıyor. Zenginler yeterince şişman diyor. Mulla duasını bitiriyor. Amin. Uzun mutfak bıçağını alıyor. Geleneklere göre koyun bıçağı görmemeli. Ali hayvana bir kesme şeker veriyor. Ölümü tatlılaştırmak için bir başka gelenek. Koyun biraz çırpınıyor, bir iki tekme atıyor ama fazla değil. Molla onu çenesinin altından sıkıca tutuyor, bıçağı boynuna dayıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar ustaca bir hareketle boğazı kesiyor. Koyunun gözlerine bakıyorum. Haftalarca rüyalarımdan gitmeyecek bir görüntü. Her yıl arka bahçede yinelenen bu ayini neden izlediğimi bilmiyorum. Kabuslar otların üzerinde kan kuruyup uçtuktan çok sonra bile peşimi bırakmıyor ama her seferinde izliyorum. İzliyorum. Nedeni ise hayvanın gözlerindeki o kabulleniş. Saçma ama hayvanın anladığını düşünüyorum. Hayvan bu korkunç ölümün çok yüce bir amaca hizmet ettiğini biliyor. İşte bu bakış. Bakmayı kestim. Geçide sırtımı döndüm. Bileğimden ılık bir şey akıyordu. Gözlerimi kırpıştırınca hala yumruğumu sıkmakta olduğumunu gördüm. Hem de eklem yerlerini kanatıncaya kadar. Bir şey daha fark ettim. Ağlıyordum köşenin öteki yanındaki Asef'in hızlı ritmi kırıltıları geliyordu. Bir karar vermek için son bir şansım daha vardı. Kim olacağıma karar vermek için son bir fırsatım. O çıkmaz sokağa gidebilir, Hasan'ı kurtarmak için o oğlanın karşısına dikilir. Tıpkı Hasan'ın benim için defalarca yaptığı gibi ve başımı geleceklere katlanırdım. Başıma geleceklere katlanırdım ya da kaçardım. Sonunda kaçtım. Kaçtım çünkü korkağın tekiydim. Asef'ten bana yapabileceklerinden korkuyordum. Canımın acımasından korkuyordum. Sırtımı o sokağa Hasan'a dönerken kendi kendime böyle söyledim. Buna kendimi inandırdım. Ödlekliğe canı gönülden sığınıyordum. Çünkü öteki seçeneği kaçmamın gerçek nedenini itiraf etmek demek asefife ve hak vermem demekti. Bu dünyada hiçbir şey bedava değildi. Belki de Hasan babayı kazanmak için ödemem gereken bir bedeldi. Kurban etmem gereken koyun. Peki hakça bir bedel miydi? yanıt onu susturmama kalmadan zihnimden süzülüverdi. Altı üstü bir hazır aydı öyle değil mi? Geldiğim yolu koşarak döndüm. Tamamen boşalmış pazara daldım, derme çatma bir tezgahın önünde çömeldim. Sırtıma asmalı kilit vurulmuş küçük kapıya dayadım. Soluk almaya çalışarak, terleyerek, olup bitene lanet okuyarak bekledim. 15 dakika kadar sonra konuşmalar, koşan ayak sesleri duydum. Tezgahın arkasına sindim. Asetle öteki olanları koşarak geçişini izledim. Boş caddenin sonuna doğru gülerek tabana kuvvet uzaklaştılar. Kendimi tuttum. On dakika daha bekledim. Sonra karla kaplı dere yatağını izleyen delik deşik yola döndüm. Azalın ışıkta gözlerimi kısınca bana doğru ağır ağır gelen Hasan'ı gördüm. Derenin hemen kıyısında yapraksız huş ağacının yanında buluştuk. Mavi uçurtma elindeydi. Baktığım ilk şey o oldu. Şu anda yalan söylemeyeceğim. Yırtık falan var mı diye gözlerimle uçurtmayı çabucak taramadığımı söyleyerek sizi kandırmayacağım. Çapa'nın ön kısmında çamur lekeleri vardı. Gömleği de yakanın hemen ardından yırtılmıştı. Durdu. Ayaklarının üzerinde herhangi yere yığılacakmış gibi sallandı. Sonra toparlandı, uçurtmayı bana uzattı. "Nerelerdeydin? Seni arıyordum." dedim. Bu sözcükleri söylemek bir taş parçasını çiğnemekten farksızdı. Hasan dirseğini yüzünden geçirdi, sümüğünü gözyaşlarını sildi. Bir şey söylemesini bekledim ama sesini çıkarmadı. Hızla solan ışıkta sessizce durduk. Alaca karanlığa, Hasan'ın yüzüne vuran, benim yüzümü de iyice kötü, iyi kötü gizleyen gölgelere minnet duydum. Bakışlarına karşılık vermek zorunda olmadığıma şükrettim. Bildiğimi biliyor muydu? Eğer biliyorsa gözlerine bakabilseydim ne görürdüm? Suçlama, öfke, yoksa, Allah saklasın, en korktuğum şey mi? Katıksız bağlılık mı? İşte bunu görmeye katlanamazdım. Bir şey söylemeye niyetlendi ama sesi çatallandı. Ağzını kapadı, açtı, yeniden kapadı. Bir adım geri çekildi yüzünü sildi. İşte Hasan'la o geçitte olanlara ancak bu kadar değinebildik. Hüngür hüngür ağlamaya başlayacağını sandım. Neyse ki yapmadı. Ben de sesindeki kırılmayı duymamış gibi yaptım. Tıpkı pantolonun arkasındaki koyu renk lekeyi görmezden geldiğim gibi. Ya da bacakların arasından süzülen ve yerdeki karı karartan damlaları fark etmediğim gibi. Aa efendi merak eder dedi sonra döndü topallayarak uzaklaştı. Tam da hayal ettiğim gibi oldu. Sigara dumanıyla kaplı çalışma odasının kapısını açtım, içeri girdim. Babayla Rahim Han çay içiyor, radyodaki haberleri dinliyordu. Başları bana döndü. Sonra babamın dudaklarını bir gülümsemeye yayıldı. Kollarını iki yana açtı. Uçurtmayı yere bıraktım. O kalın kıllı kolların arasına ilerledim. Yüzümü ılık göğsüne gömdüm ve ağladım. Baba beni sımsıkı kucakladı. ön arkaya salladı. Kollarımın arasında yaptığım şeyi unuttum. Harika bir duyguydu. 8. Bölüm bir hafta boyunca Hasan'ı neredeyse hiç görmedim. Uyandığımda kızarmış ekmeği, demlenmiş çayı ve haşlanmış yumurtayı mutfak masasının üzerinde buluyordum. O gün giyeceğim giysiler ütülenip katlanmış, Hasan'ın genellikle ütü yaptığı holdeki bambu koltuğun üstüne bırakılmış oluyordu. Oysa ütüye başlamadan önce biraz konuşulabilelim diye benim kahvaltıya oturmamı beklerdi. Şarkı da söylerdi. Lale bahçeleriyle ilgili. Ütü buharının hışırtısını bastıran eski Hazara şarkıları. Şimdi ise karşımda bir tek katlanmış giysileri buluyordum. Bir bu bir de doğru dürüst bitiremediğim kahvaltımı. Bulutlu bir sabah haşlanmış yumurtayı tabağımda çevirip dururken Ali kucağında bir deste odunla içeri girdi. Ona Hasan'ın nerede olduğunu sordum. İşleri bitirince yattı dedi Ali sobanın önüne çömelirken. Sobanın küçük dört köşe kapağını açtı. Hasan bugün benimle oyun oynayamaz mı? Ali elinde bir kütük duraladı, yüzünde kaygılı bir anlam yaladı. Son zamanlarda yaptığı tek şey uyumak, evdeki işleri bitirir bitirmez saf saklamasına izin vermiyorum elbette. Doğruca yorganın altına giriyor. Sana bir şey sorabilir miyim? Eğer mecbursan. Şu uçurtma turnuvasından sonra eve geldiğinde üzerine kan bulaşmıştı. Gömleği de yırtılmıştı. Ne olduğunu sordum bir şey yok dedi. Uçurtma yüzünden birkaç çocukla dalaştığını söyledi. Bir şey demedim. Yumurtayı sağa sola itmeyi sürdürdüm. Başına bir şey mi geldi Emir Ağa? Bana anlatmadığı bir şey. Omuzlarımı silktim. Ben nereden bileyim? Bilsen söylersin değil mi? Ona bir şey olsaydı bana söylerdin ha? Dediğim gibi ne olduğunu ben nereden bileyim diye tersledim. Belki de hastadır. İnsanlar hastalanır Ali. Evet artık sobayı yakacak mısın yoksa soğuktan donmamı mı bekleyeceksin? O akşam babaya cuma günü Celalabat'a gidip gidemeyeceğimizi sordum. Çalışma masasının arkasındaki deri döner koltukta oturuyor gazete okuyordu. Gazeteyi bıraktı okuma gözlüğünü çıkardı. Bu gözlükten nefret ediyordum. Baba yaşlı değildi ki. Önünde uzun bir ömür vardı. Bu kahrolası gözlüğü ne diye takıyordu? Neden olmasın dedi. Baba son zamanlarda her istediğimi kabul ediyordu. Dahası iki gün önce sinema Ariana'da Charlton Huston'un oynadığı El Cid filmine gitmeyi kendi önermişti. Celal Abat Hasan'ı da çağırsana. Her şey illa da mahvetmek zorunda mıydı? Hasan Marez dedim. Biraz rahatsız. Gerçekten mi? Baba koltuğunda dönmeyi kesti. Nesi var? Omuz silttim, şöminenin karşısındaki divana iyice gömüldüm. Üşütmüş galiba, uyuyup duruyor. ''Son günlerde Hasan'ı pek görmedim'' dedi baba. ''Yalnızca soğuk algınlığı değil mi?'' Anlının endişeyle kırışmasından nefret ediyordum. ''Biraz üşütmüş işte. Evet, cuma günü gidiyor muyuz baba?'' ''Evet elbette'' dedi koltuğunu geri iterek. ''Hasan'a üzüldüm. O da gelseydi senin için daha eğlenceli olurdu.'' ''Eh baş başa da eğlenebiliriz'' dedim. Baba gülümsedi, göz kırptı. ''Sıkı giyin'' dedi. Onunla baş başa olmak istiyordum ama çarşamba akşamına kadar baba iki düzine kişiyi daha bu geziye katmayı başardı. Kuzeni Hümayun'u arayıp aslında babanın ikinci kuzeniydi. Cuma günü Celalabat'a gideceğini söyledi. Fransa'da mühendislik okuyan ve Celalabat'ta evi bulunan Hümayun da o zaman hep birlikte çocukları iki karısı gidelim dedi. Başlamışken de gerisi geldi. Herat'tan ailece ziyarete gelen kuzini Şefika ile ailesini de çağırmak gerekiyordu. Onları kabilde ağırlayan kuzeni nadirle onun ailesine de haber verilirse, verilmezse ayıp olurdu elbette. Nadir'in kardeşi Faruk unutulmamalıydı yoksa alınırdı. Kızının gelecek ay yapılacak düğününe bizi çağırmazdı vesaire. Üç mürbüse doluştuk. Ben baba Rahim Han, kaka Hümayun, babam bana büyük erkeklere kaka yani amca, kadınlara da hala demeyi öğretmişti. Hümayun'un iki karısı sivri yüzlü, elleri siil kaplı büyük karısıyla buram buram parfüm kokan, dans ederken gözlerini yuman genç karısı. Ve ikiz, ka ikiz, kızları aynı arabadaydık. Arka koltukta 7 yaşındaki ikizlerin arasına sıkışmıştım. Araba tutmuştu, başım dönüyor, midem bulanıyordu. Yetmezmiş gibi kızlar habire kucağımın üzerinden uzanıp birbirini tokatlıyordu. Dağların arasında kıvrılarak ilerleyen, dimdik bir yamaçla düzlüğe ulaşan Celalabat yolu, iki saatlik çetin bir yolculuktu her dönem içte midem ağzıma geliyordu. Minibüstekiler bütün Afganlar gibi ağızdan bağıra bağıra konuşuyorlar. İkizlerden birinden fazla ya da kerimeden ikisinin birbirinden hiçbir zaman ayıramazdım. Benimle yer değiştirmesine rica ettim. Camdan temiz hava alırsam mide bulantıma iyi gelirdi belki. Dilini çıkardı hayır dedi. Eh güzel dedim ama yeni elbisene kusarsan beni suçlayamazsın. Bir dakika sonra camdan dışarıya sarkmaktaydım bir yükselip bir alçalan keskin virajlarda bir yılan kuyruğu gibi kıvrılan bozuk yolu seyrettim karşılaştığımız kasaları çö kasalara çömelmiş insanlarla dolu rengarenk kamyonları saydım gözlerimi kapalı tutmaya çalıştım yüzümü rüzgara verdim tertemiz havayı yutmak için ağzımı ardına kadar açtım pek bir yararı olmadı bir parmak böğrümü dürttü fazla kerimeydi ne var dedim turnuvaya anlatıyorum da dedi baba direksiyondan Orta sırada oturan kaka hümayunla karıları dönmüş gülümseyerek bana bakıyordu. O gün gökte en az yüz uçurtma vardı herhalde dedi baba doğru değil mi Emir? Galiba diye mırıldandım. Yüz uçurtma hümayuncan laf değil ve günün sonunda hala uçan tek uçurtma Emir'inkiydi. Son düşen mavi uçurtmayı da Hasan'la Emir birlikte yakaladılar. Tebrikler dedi kaka hümayun. İlk karısı sihirleri olan ellerini çırptı. Vay vay Emircan seninle gurur duyuyoruz. Genç kadın da ona katıldı. Şimdi hepsi birden el çırpıyor, beni övüyor, onları nasıl gururlandırdığımı söylüyorlardı. Bir tek babanın yakınında koltukta oturan Rahim Han suskundu. Tuhaf bir bakışla bana bakıyordu. ''Lütfen kenara çek baba.'' dedim. ''Efendim?'' Güçlükle söyledim. Miden bulanıyor. Kapı, kaka Hümayun'un kızlarına abanma pahasına iyice geriye yaslandım. Fazla Kerime'nin yüzü buruştu. ''Dur kaka.'' diye ciyakladı. Suratı sapsarı, yeni elbiseme kusmasını istemiyorum. Baba sağa yanaşmaya hazırlandı ama ben daha fazla dayanamadım. Birkaç dakika sonra yolun kenarındaki bir kayanın üzerinde otururken onlar minibüse havalandırıyordu. Babayla kaka hümayun sigara içiyor. Babası fazla kerimeye artık ağlamayı kesmesine ona Celalabat'tan yeni bir elbise alacağını söylüyordu. Gözlerimi kapadım yüzümü güneşe çevirdim. Göz kapaklarımın altında küçük şekiller belirdi. Duvarda gölge oyunu oynayan eller gibi. Eğilip büküldüler, ayrılıp birleştiler. Sonunda tek bir imge oluşturdular. Hasan'ın bir tuğla yığının üzerine fırlatılmış kahverengi kadife pantolonu. Kaka Hümayun'un Celalabat'taki beyaz iki katlı evinin geniş balkonu etrafı duvarlarla çevrili, elma hurma ağaçlarıyla dolu büyük bir bahçeye bakıyordu. Bahçede yazları bahçıvanın çeşitli hayvan biçimlerinde budadığı çalılıklar, zeminine zümrüt yeşili fayanslar döşenmiş bir yüzme havuzu vardı. Dipteki ince sulu kar tabakası dışında boş olan havuzun kenarına oturdum, bacaklarımı sarkıttım. Kaka Hümayun'un kızları bahçenin öteki ucunda saklambaç oynuyordu. Kadınlar yem yemek pişiriyordu. Pişen soğanın kokusu geliyordu. Düdüklü tencerenin fısıltısını, müziği, gülüşmeleri duyabiliyordum. Baba Rahimhan, Kaka Hümayun ve Kaka Nadir balkonda sigaralarını tüttürüyorlardı. Kaka Hümayun Fransa'da çektiği diyaları göstermek için projeksiyon cihazını yanına getirdi. Paris'ten döneli 10 yıl olmuştu ve hala o saçma sapan diyaları gösterip duruyordu. Kendimi neden böyle kötü hissediyordum ki? Babayla sonunda dost olabilmiştik. Daha birkaç gün önce hayvanat bahçesine gitmiş, aslan mercanı görmüştük. Kimsenin bakmadığı bir ara ayıya küçük bir çakıl taşı atmıştım. Daha sonra Sinema Park'ın karşısında Datko'da kebap evine gitmiş. Tandırdan yeni çıkmış sıcak nanla kuzu kebap yemiştik. Baba Hindistan'a ve Rusya'ya yaptığı yolculuklardan söz etmiş, karşılaştığı ilginç insanları anlatmıştı. Bombay'da tanıştığı, 47 yıl evli olup 11 çocuğu yetişmiş olan, kolları bacakları olmayan çift gibi. Bunun babayla böyle bir gün geçirmenin, anlattığı öyküleri dinlemenin eğlenceli olması gerekmez miydi? Bunca yıldır istediğim şeye nihayet kavuşmuştum. Ama kendimi şu bakımsız havuz kadar boş hissediyordum. Bacaklarımı sarkıttığım havuz kadar. Gün batarken kadınlara kızlar akşam yemeğini sundular. Kadınlarla kızlar akşam yemeğini sundular. Pilav, köfte, tavuk, kurma. Karnımızı geleneksel yöntemle doyurduk. Salona dörder beşer kişilik halkalar oluşturacak biçimde dizilmiş büyük minderlere oturduk. Yere yayılan masa örtüsünün üzerinde ellerimizle yedik. Aç değildim. Yine de baba, kaka Faruk ve kaka Hümayun'un iki oğlunun yanına iliştim. Yemekten önce birkaç viski yuvarlamış olan baba sözü yeniden uçurtma turnuvasına getirdi. Herkes nasıl yendiğimle, eve o son uçurtmayla nasıl döndüğümle ilgili böbürlenmeye başladı. Gür sesi salona egemendi. İnsanlar başlarını tabaklarından kaldırdılar, beni kutladılar. Kaka Faruk temiz eliyle sırtıma pat pat vurdu. Gözüme bir bıçak sokuluyormuş duygusuna kapıldım. Daha sonra gece yarısından epeyce sonra babayla kuzenlerinin birkaç saatlik pokeri sona erinceye kadar erkekler salona yan yana serilen döşeklere yerleşti. Kadınlar üst kata çıktı. Bir saat sonra hala uyuyamamıştım. Akrabalarım homurdanır, iç geçirir, horlarken ben bir sağa bir sona dönüp duruyordum. Doğruldum camdan içeri üçgen biçiminde bir ay ışığı huzmesi sızıyordu. Hasan'ın tecavüzü uğramasını seyrettim dedim. Baba uykusunda kıpırdandı, kaka hümayun homurdandı, bir parçam birinin uyanmasını duymasını istiyordu. Böylece ömrümün sonuna kadar bu yalanla yaşamak zorunda kalmayacaktım. Ama kimse uyanmadı. Bunu izleyen sessizlikte yani lanetimin ne olduğunu anladım. Bu suç yanıma kalacaktı. Hasan'ın rüyasını düşündüm. Şu gölde yüzdüğümüz rüyayı. Canavar falan yok demişti. Yalnızca su. Oysa yanılmıştı. Gölde bir canavar vardı. Hasan'ı bileğinden yakalamış, onu çamurlu dibe çekmişti. O canavar bendim. Uykusuzluk hastalığına o gece yakalandım. Sayfa 89'da bırakıyorum.